Ben insanların düşündüğü anlamda gerçekten böyle lüks içinde yaşamıyorum. Bir, lüks hayatı sevmiyorum. İki, çünkü zaten evime kapanmışım ve yıllardan beri evden dışarı çıkmıyorum. Yani bir derviş hayatı gibi bir hayatım var. Sonra çok abartıyorlar. Dediğim gibi ben bir evim var, altında stüdyom var. Ben buraya kirada oturuyorum ve her ay stopajını ve kirasını ödüyorum. Ondan sonra son model lüks arabalara binmiyorum. Hiç binmedim. Hayatımda benim hiçbir zaman son model bir arabam olmadı. Bir yaşında bir arabam dahi olmadı. İki yaşında dahi olmadı. Yani en iyi arabam 4 yaşındadır, 5 yaşındadır. İnsanların bunu abartıp, ha diyeceksiniz ki, peki kasetiniz bu kadar satıyor, peki siz para kazanmıyor musunuz? Hayır, Türkiye'de kasetten sanatçı para kazanmaz. Yani bunu bilmiyorlarsa gidecekler prodüktörlere soracaklar. Sanatçılar bu ülkede gazino programlarından para kazanırlar, ekstralardan para kazanırlar, konserlerden para kazanırlar. Ama Allah devletimize zaval vermesin, bana 10 şehrin ötesinde konser izni vermediği için para kazanma koşullarını da ortadan kaldırmış. Şimdi ben nasıl bu koşullar varken gazinoda çalışmıyorum? Benim ahlak anlayışıma ters geliyor, çok açık söylüyorum yani. Sabırcılara şarkı söylememek diye bir derdim var benim. Barlarda çalışmam, bu da benim anlayışlarıma ters geliyor. Çünkü ben meydanlarda, alanlarda, kenar mahallelerdeki insanlar için yaptım bu şarkıları. Elbette ki yattaki, kattaki insanlar da dinleyecekler. Ama ben gidip kadroda böyle şarkı söylemeyi sevmiyorum.